Faruk Erdem sizinle ve bizimle bir hoş geldin Faruk Erdem. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi Çok iyi teşekkür ederiz. Tam sen dün yayına e, veda ederken ne söylediysen büyüme rakamlarında o. Benzer bir rakam. Benzer ya. yani. evet, biz... <laughs> bir beklenti %1.1 olarak söylemiştik ama 0.9 geldi. Yıllık büyüme tabii bu. Geçen Hayır, yılın aynı üçüncü büyüme. Her şeyde şey Faruk'un dediği gibi olmasın, olmasın demişlerdir tabii. yani. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Sonra içeride adamı var diyebilirler. İçeride adamla yüksek mevkilerde tanıdıkların var Faruk. <laughs> Eyvallah. biz rakamlara İhracat bakalım. rakamlarından da benzer şekilde bahsetmişim. O da o, da o senin da söylediğin gibi çıktı Doğru. galiba yani değil mi? Aylık yani. ihracat rakamlarında yine bir rekor geldi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı şimdi e, Londra'ya gidiyor NATO toplantıları için. Şimdi konuşmuştuk piyasalar biraz da NATO toplantılarından gelecek haber akışına bakıyorlar. Dünkü büyüme rakamlarıyla birlikte işte dolar TL'de bir küçük yukarı buradaki iki kuruşluk, üç kuruşluk oynamalar devam ediyor. Bunların bir anlamı yok aslında. Anlamı nasıl olur? E, doları 5.65'in beş, altı kırarsa ya da yukarıda 5.80'in üstünü kırarsa bir anlam yüklememiz lazım. Bu küçük hareketler işte piyasadaki taleple arzla birlikte oluyor. Euro'ya Euro bakalım hemen, hemen. Arkasından oldu. borsa İstanbul'u arkadaşlarımız evet, verecekler Euro'da da yine işte yatay bir seyir devam ediyor burada da. İşte birkaç kuruş. Hemen borsa İstanbul. Çıkık. Borsada şöyle bir hareket oldu. Dün büyüme rakamları pozitife geçince tabii 108 binin üstünde kapandı büyüme borsa. Dolayısıyla bugün de bu seviyelerden açılacak. Kar satışları gelebilir ama 108 binin üstünü görerek uzun bir süre sonra burada da bir rekoru gördük. tabii. Hadise budur. Bunda büyük bir oynama ummuyorsunuz şu an. Tabii, Beklemiyorsunuz evet, şu an. Doğrudur. Ama Beklenen ama iniş çıkışlar bunlar. Aynen. Tabii evet. Burada işte 108 binin üstünde biliyorsunuz hep bir kar satışı geliyor. Yani evet. bir düzeltme yapıyor hisse sahipleri. Hep söylüyorum yani burada eğer satış alış olmazsa burada hareket olmazsa satım alım da olmaz. Yani hep aynı seviyede durursa kimse hisse senedi almaz. Kimse kazanamaz. Evet. Dolayısıyla iniş çıkışlar olacak. Ama Aralık ayında borsada bir rally devam ediyor. Yani biz Bizim borsamız diğer borsalara göre pozitif ayrışıyor yani daha iyiye gidiyor o manada söylüyorum evet. hemen diğer konulara geçelim hemen geçelim efendim var. şimdi tabi büyüme e, büyüme e, e, rakamları Bir, var ama enflasyon kasım ayı beklentisi oran açıklanacak evet, kaç tane zaman saat 10'da gene <gülüyor> de, <gülüyor> bugün evet, bugün saat 10'da yayından çıktıktan sonra e, kasım ayı enflasyonunu öğrenmiş olacağız hı. E, orada da beklenti işte aylık enflasyonu 0.45-0.80 aralığında olması e, tabi e, yıllık enflasyonda %11 civarında gelecek enflasyonun artış hızı düşüyor hep onu söylüyoruz enflasyon zaten fiyatların artış hızını gösteriyor. Ee, yıl sonunda da %12'lik bir enflasyon hedefi var. Onu tutturacağımızı düşünüyoruz. Ama 2020'de eee tek haneli enflasyon hedefi var. E, enflasyon önemli. Büyüme ile de ilgili enflasyon aslında. Siz e, büyürken aslında evet. e, sadece harcayarak büyürseniz yani bir insan düşünün oraya geleceğim. E, bir insan düşünün e, sürekli şişmanladığını düşünün yani obez olduğunu düşünün. Aslında baktığınızda büyüyordur. Ama sağlıklı değildir. Evet. Dolayısıyla biz büyümeyi hani böyle iniş çıkışlar çok yüksek olmadan bunu tansiyona da benzetebilirsiniz. Yani tansiyon çok yüksek çıksa bir de bir anda aşağı inse o insan da sağlıklı değildir. O yüzden sağlıklı büyüme yavaş ama kalıcı bir şekilde sürdürülebilir olması lazım. Hemen büyümenin detaylarına bir bakalım isterseniz. Geçen sene aslında birinci çeyrekte 7.4'lük bir büyüme vardı, pozitif büyüme. İkinci çeyrekte 5.3 oldu. Üçüncü çeyrekte ne oldu biliyorsunuz, Ağustos ayı üçüncü çeyreğin içinde ve o kur saldırısı oldu. Ondan sonra ekonomide bazı bozulmalar yaşandı ve hemen aksiyon alındı ve dengelenme süreci başladı. Tabii. Dördüncü çeyrekte eksi üçlük bir e, e, küçülme e, yaşadı e, 2018'de ama yılı yine pozitif olarak büyüttük. Ama 2019'daki dengelenme sürecinde e, iki çeyrektir e, Türkiye eksi büyüyor ama şurada dikkat ederseniz tabi bunlar bir önceki yılın çeyreğine göre e, hesaplanmış rakamlar e, eksi büyümede de artıya geçiş var. Yani eksi iki üçten bir buçuğa yani e, o dengelenme sürecini görüyoruz ama burada önemli olan Türk ekonomisinin şu anda pozitif büyümeye geçmesi. Yani şimdi bu rakamları veriyoruz filan ama insanlar şunu diyor ya büyüyoruz filan da bana ne oluyor diye. Evet. E, aslında bunlar pozitife geçmemiz şu anda o patikaya girmemiz bizim bir sonraki yıla bir sonraki çeyreğe e, daha iyi geçeceğimizi gösteriyor. Yani dördüncü çeyreği bekliyoruz. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emin Erdoğan hanımefendiyle beraber Londra'ya... E, gitmek üzere kendisini götürecek uçağa biniyor. Hı. Az önce e, uçağa binmeden önce havalimanında önemli açıklamalar yaptı. Onların e, ayrıntılarını sizlerle. Paylaştık. Efendim gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından korunuyorlar bu fetullahçı terör örgütü mensupları. Bunu söyledi. Tezlerimizi evet. en yüksek sesle orada söyleyeceğimizi Söyleyeceğim. belirtti. Devam edelim. Evet, evet, bana şimdi, ne oluyor demiştin yani. Evet, evet. Büyüyor, büyüyor evet. da Türkiye. Bana şimdi ne oluyor? Şimdi onu söylüyor. Hani bana ne oluyor? Şimdi biz mesela dördüncü çeyrek büyümesini bekliyoruz yüzde beş. Niçin? Burada günlerdir konuşuyoruz. Sanayi üretimi, işte kapasite kullanma üretimi. ...tüketim malı harcamaları... ...bunlar hep pozitife döndüğü zaman... ...bunlar büyümenin öncü göstergeleri. Büyüme yüzde beş gelecek dördüncü çekti Ama yıl sonunda biz... ...sıfırla bir arasında bir pozitif büyüme. Pozitif büyüme demek... ...aslında sizin büyüdüğünüzü gösteriyor. Yani negatif büyüme küçüldüğünüzü gösteriyor. E büyümenin anlamı şu... ...özellikle sanayideki şu büyümeden bahsedeceğim. Sanayideki büyüme olduğu zaman... ...insanlar makineleri çalıştırmaya başlıyorlar. Makine çalışması demek... ...birisinin de o makineyi çalıştırması demek. O kim yeni alacağınız işçi. Yani büyüme iş aş demek. O evet. yüzden de büyümenin anlamı bu. Yoksa siz büyüdür, büyüdük o zaman her vatandaşa biraz para dağıtalım şeklinde olmuyor. Efendim başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle beraber Londra'ya gitmek üzere uçağa bindi. Allah yolunu açık etsin. Evet. Hayırlı yolculuklar diliyoruz kendisine. Orada çok önemli bir zirve. Zirvenin içinde zirve Doğru dörtlü bir zirve yapacaklar. Allah Doğru. kolaylık versin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve oradaki bütün yetkililerimize. Şimdi asgari ücretten bahsedeceğiz. Evet. evet onu bekliyoruz. Şu alt satırları hemen hızlıca, hızlıca. bahset bak, bakalım. Yani burada sanayi önemli demiştim. 1.6 daha az, bunun daha çok olması lazım işsizliği önlememiz için. İnşallah dördüncü çeyrekte daha yüksek göreceğiz. Burada inşaatta bir sıkıntı görünüyor. İnşaat işi durmuştu, ama e, inşaat dururken gayrimenkul burada yok ama e, gayrimenkul e, de bir hareketlenme var. Yani bunun anlamı şu: inşaat yapmıyoruz ama eldeki stokları bitiriyoruz çünkü. E, Ekonomi canlandı biliyorsunuz bu faizlerin inmesiyle. Dayanıklı malların artıyor olması önemli. Çünkü eğer ekonomi kötüye gidiyorsa siz dayanıksız mallarla yarı dayanıklı mallara yüklenirsiniz. Nedir bunlar? gıda ile işte kıyafet diyelim mesela. Ama dayanıklı mallara doğru bir hamle varsa orada ihtiyaçlar gideriliyor, talep canlanıyor demektir. Onun anlamı da o öylece bir anlamında söylemiş olalım. Asgari ücretle ilgili bilgiler verilecek bir e, haberimiz var. Onu e, sevgili seyircilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşalım ardından ayrıntılarla karşınızdayız. Yani, şimdi biz konuşacakmışız asgari Konuşalım. Gibi. Biz konuşacakmışız. <laughs> Çok konuştuk aslında. Çok konuştuk, konuşmaya evet. devam edeceğiz. Yani asgari ücret aslında evet. Aralık ayının e, konusu. E, niçin Aralık ayının konusu? Erkan Bey 7-8 milyon işçiyi direkt ilgilendiriyor. Bunlar asgari ücretle çalışıyorlar. Yine 12,5 milyon kişi asgari ücretle asgari ücretin iki katı kadar maaş alıyor. Yani evet. aslında 12,5 milyon işçiyi direkt ilgilendiriyor. 81 milyonu da etkiliyor. Çünkü asgari ücret, işte kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, işsizlik maaşını, asgari geçim indirimini, ödeyeceğiniz primleri, işverenin maliyetini, her şeyi etkiliyor. O yüzden asgari ücretin çok konuşulacağını düşünüyorum. Dün ilk toplantı yapıldı. Bu bir merhabaydı. Talepler ortaya konuldu. Bundan sonraki toplantı 10 Aralık'ta olacak. Türk İşin ev sahipliği Tahminini söyle tekrar. Bilmeyenler olabilir. Evet. Daha önce bilmişsin. Söylüyorlar. Evet. Şimdi de tahmin etmeni isteyenler var her programda, Doğrudur. her yayında. <laughs> Eyvallah. Şimdi ben tabii bilmişsin derken ben teknik bir analiz yaptım. Burada tabloyu da verdik. Yani bugüne kadar asgari ücret nasıl arttırılmış evet. ona baktım. Enflasyonun 2 ya da 3 puan bazen de 5 puan üstünde arttırılmış. Enflasyon hedefine %12. Dolayısıyla %15 veya 17 civarında bir artış olacak. Bu yani. da 2300 küsür lira ya da 2400 küsür liraya denk geliyor. Ama pazarlık masasıdır burası. Pazarlıkta her şey olabilir. Geçen sene belki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de etkisiyle ilk kez hem iş tarafı hem işveren tarafı mutabık kalmıştı. İnşallah bu sene de öyle bir başarı Ele Geçecek Olan para 2000 300 liranın biraz üstünde olabilir. Yani evet. bu bizim teknik analizimize göre e, daha yüksek bir oran gelirse yani 5 puanlık bir artış konulursa ki 5 puanlık bir e, büyüme hedefi var. Refahtan pay verilirse %17 olur. O da 2400 liranın biraz üzerinde bir rakam. İhracatta rekorlar. Evet. İhracat önemli. Dış ticaret verilerini açıklamışlardı biliyorsunuz. Ee, Kasım ayı ihracatı 16 milyar 214 milyon dolar olmuş. Burada ithalatımızın düşüyor olmasına rağmen e, ihracatın artıyor olması aslında olumlu. Biz ona bakıyoruz. Çünkü hani ithalata dayalı bir ihracatımız var. E, Ara dışarıdan alıyoruz. Mesela bunu da çok e, tenkit konusu yapıyorlar. Doğru. Ya ama artık uluslararası ticaretin geldiği noktada doğru herkes her yere her şeyi satıyor yani Değil sen de bir yere satıyorsun senden bir şey alıyor adam onun üstüne bir şey koyup kendisi de başka yere yani satıyor bu, hani bu buradaki ki bu uluslararası ticaret yani ihracat <laughs> Aynen. yapıyorsun ithalat da yapıyorsun yani aramanını alırsın izin çünkü... vereceksin yani e, ama araman... senin malını da almaz kimse doğru aramanını almak zorundasın çünkü e, nasıl mesela senin petrolün yoksa petrolü alacaksın He. bu bir hani e, üretimin bir hata e, kusur e, günah e. değil ki yani bu tabii ya da senin üretimin, tek... e, bu, var bu tabii, ya da senin teknolojin yetmiyorsa onu alacaksın Evet. Ama senin hem teknolojin yetiyor hem o kaynak sende var. Yine de ithal ediyorsan burada bir sıkıntı evet. var demektir. İş ha, onun için. Bu içinde... tenkit edilebilir. Evet. Ama... O yüzden de bu ivme kredisi geldi ki hani burada üretilsin bazı evet. e, aramalar diye. Ama yoksa ya şimdi sen ithalat yapmayalım? E, hep ihracat yapalım dersen <laughs> E, öyle öteki şey. ülkeler keriz mi yani <laughs> hep sen sat sen hiçbir <laughs> şey alma buna <gülüyor> izin <gülüyor> verir öyle öyle bir ticaret mi ticaret olur mu ya yani? olur da ya yani evet. e, 11 aylık ihracat da 165 milyar 67 milyon dolara çıkmış biliyorsunuz bizim bir idealimiz var 2023'te 500 milyon dolar 500 milyar dolarlık ihracat hedefi inşallah ulaşıl, ulaşılabilir ama bu bir hedeftir ama şu anda e, 11 aylık 165 milyar e, İthalat bu rekorlara üzülen maalesef içimizdekiler var. Yani sömürgeci aydınlar ve sömürgeci insanlarımız var. Sadece evet. aydınlar değil, o aydınların etkisiyle öyle insanlarımız da var. Sömürgeci adamı. Onlarla birlikte yaşamak zorundayız, yaşayacağız Doğru var yani. ama ya da... farkında olmamız evet. lazım. Evet. Şu tabii önemli, e, o ithalatın, e, ihracatın ithalatı karşılama oranı İşte bu cari açık meselesi burada karşımıza çıkıyor. <laughs> Orada da düştü. 11 ayda dış ticaret açığı da 25 milyar 162 milyon dolar oldu. Yüzde 51 düştü. düştü. Bu da hani ihracat artarken ithalatı düşürdüğümüz için. O zaman ne diyoruz? Biz hem cari fazla vereceğiz hem de büyümeye pozitif sağlayacağız. İnşallah yıl sonunda bunu konuşacağız. Şurada kaldı. 20 gün yaşarsak Çabu göreceğiz. Şimdi bir de çok önemli bir hadise meydana geldi. Bunu sürekli söylüyorum. Faruk Erdem sen geldiğinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıktı dedi ki... Doğru. Ben... Ekonominize saldırdım, <laughs> milli paranıza saldırdım, doların <laughs> değerini yükselttim sizin memleketinizde dedi. Biz zaten az önce büyüme rakamlarını filan değerlendirirken, işte o Ağustos saldırısından bahsettim. Yani ekonomideki dengelenme ile oluyor. Yoksa biz rahat bıraksalar bu dinamik ekonomi çok daha farklı yerlerde çok olacak. Çok daha başka yani. rekorlar kırılacak. Bırakmasın Allah nazardan yani saklasın. Yani bir saldırı oldukça bizim savunma mekanizmamız da gelişiyor. Da, Bağışıklığımız artıyor. Evet Allah'ın emri ve <laughs> evet şerlerde de hayır var. var Allah doğru. böyle emrediyor. İhracatta Buyurun. rekorlar sürüyor anlattık efendim. Ee, şimdi devam ediyoruz. Engelliler günü bugün. Doğru. Dünya Engelliler Günü. Doğru. Ee, Biraz bahsedelim e, ben de istedim. Evet. Ee, Dünya engelliler, engelliler Günü. Engellilerle ilgili bir şeyler hazırlamıştım hemen dinleyelim hızlıca. Şimdi e, tabii engelli kardeşlerimizi her gün onların yanında olmak lazım ama şurada bir rakam var Erkan Bey onu söyleyeyim. Engelli sayısı 4 milyon 876 bin. Bu resmi bir rakam belki daha fazla olabilir ama nüfusu 6.9'u engelli. Ben diyorum ki e, geri kalan e, 7 deseniz %93 kim? Sizsiniz biziz. Biz kimiz? Biz de engelli adayıyız. Evet. Allah göstermesin buradan çıkarsınız engelli olursunuz. O yüzden hepimiz Başımıza engelli bir adayız. bir iş gibi trafik kazası hop engellisin Dolayısıyla bu, Allah bunu hiçbirimiz hepimizi. yaslayamayız onu evet. söyleyelim. Şurada engelli memur sayısı var. 55 bin özel sektörde 123 bin kişi çalışıyor. Ee, teşvikler var engellere. Burada e, engelli çalıştırma mecburiyeti var yasamızda. yüzde üç çalışan sayısının %3'ü kadar engelli çalıştırma özel sektörde kamuda %4. Fakat burada cezalar caydırıcı değil. O yüzden bu kurala çok uymayanlar da var. O yüzden bence cezalar biraz daha arttırılsın. Şu ben haklarından... de sana bir şey ekleyeyim haddim olmayarak tabii senin gibi değerli bir uzman yanında. Cezalardan ziyade ödül ve teşvikle bu o şartlar. O olur tabii. Yani Bizi, bu bir vicdani mesele çalıştır, mi? 500 kağıt vereyim sana olur. diyecek devlet var zaten, atıyorum kafada. E, var. Var. O teşvikler var. var. Engellerin primlerini yani onlar ödüyor. Onlar artarsa ödüyor e, eşyerleri engelli <laughs> çalıştırmak <gülüyor> bak nasıl ister. Tabii. Ee, evet doğru söylüyorsunuz. E, biz engelli çalıştırmak çalıştır, ZGK almıyorum. Engelli çalıştırırız hiç almayacağım filan. Evet, var gibi. E, biliyorsun o teşvikler. Doğru. E, ama işte engellinin üretkenliğini sağlamamız lazım. Onların evet. eğitimi. Ben mesela, mesela... hayatımda e, santrallerde çalışan görme engelliler gibi müthiş iş yapan Tabii. görmedim. Elbet. Görme engelli tut e, santral kitleriyor, duruyor. Doğru. Görme engelli geldiği zaman çılgın gibi çalışıyor. İkinci çalıştığı Çünkü etrafla ilgilenmediği Tabii. için. Oraya İşini daha yapıyor daha çok... adam. Müthiş. Evet fokuslanabiliyorlar. Şimdi hemen evet. haklarını hızlıca söyleyeyim istersen. Onların vergi muafiyeti var. Araç aldıklarında hızlıca. ÖTV, e, MTV ödevi, ödemiyorlar motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi ödemiyorlar e, bir tane konutları için. %40 ve üzeri vergi indirimi alan engelli çalışanlar biliyorsunuz erken emekli oluyor, yaşa bakmıyorlar. Sigortadan sonra başlarına bir şey gelmişse %60 rapor alırlarsa da maalülen emekli oluyorlar. Orada da yaşa prime bakılmıyor. Sadece 9 günlük prim e, gerekiyor. 18 yaşını dolduran ve %40 engelliye e, muhtaçlık durumuna göre maaş bağlanıyor. 18 yaşından küçükse zaten devlet onu korumak e, zorunda. E, ee, engelliye bakanlara da maaş veriliyor. Şu anda 1300-1400 lira civarında o da artacak. Eğer engelli annesi ise o anneye de erken emeklilik imkanı var belli şartlarda. Her belediye suda %30 indirim yapıyor. Ee, bazı GSM şirketleri özel kuruluşların indirimleri var. Arkanızda var e, belediye otobüsleri vesaire onlar evet. ücretsiz. Ben bunu şey... görmemiştim ya evet. hakları, hakları çok, çok hani, hakları çok uygulanması bir geçecektim yani. Evet. Şehirler arası otobüsler %40 indirimli. Türk Hava Yolları'nda %40 evet. ve üzeri engelli olanlara indirimler var. İşte söylediğim şu 50 ve üzeri çalışan özel sektör %3, kamuda %4 engelli çalıştırmak durumunda. Engelli memura da gece nöbeti verilemiyor. Zaten özel sektörde çalışan engelliler için de onların engellilik durumuna göre Evet. çalışma şartları oluşturmak zorundasınız. Dünya Engelliler Günü bugün efendim. Şimdi devam edelim. Gazetelere sabah gazetesinin manşetinde çok önemli. Kalplerde engel olmasın yeter. Doğru. Kalplerde engel olmasın. Onların tek isteği farkındalık. Aynen. Böyle diyor Sabah gazetesi. İşte onun gazete. için söylüyorum. Biz farkındalık şu. Biz engelli adayıyız. Onlarla beraberiz. Her an. Buyur. Her <laughs> an başınıza bir iş gelir. Bir anda Doğru. engelli <laughs> hale gelirsiniz. Aynı. Gözünüz görmez, ayağınız. Ee, Allah korusun tutmaz. Evet Berat Albayrak bütün gazetelerde neredeyse var. Büyümeye dönüş. Doğru. Burada tabii evet işte pozitife geçiş. Yani buradaki 09 değil. Pozitife geçiş önemli. Artık bundan sonra pozitif bir şekilde büyümeye Hı -hı. devam edeceğiz. Ee, Büyüme bu başladı. Ev... Bizim gazetede de böyle verilmiş. Evet. Bu arada bu fakirin bugün yazısı var. Evet. Bugün okuyalım. bizim gazetede takvim Bizim doğru. gözete. doğru. Sizin yazılarınızı okuyalım. Çok zarifsiniz. <laughs> yani Faruk Erdem'den bize sıra kalırsa <laughs> yani on senin yanında bizim adımız <laughs> geçmez ama ne yapalım? <laughs> Bugün de var evet bu fakirin de yazısı. Bu ev alana ve evlenene destek meselesi biliyorsunuz e, bir hesap açıyorsunuz siz oraya para yatırdığınız zaman ev almak ya da evlenmek maksadıyla devlette de oraya katkıda bulunuyor. Hı. Ondan faydalanalım İlk paralar yatırılacak. Buyurun. Üreticiden markete fiyat 3'e katlanıyor. Akşam gazetesinden bunu manşette de görmüş. Evet. Akşam biz bu sayfada bu, bu rakamlar ay, bu dün haber. gelmişti aslında. E, Tizop'tan geliyor. Ben yarın inşallah bunun detaylarını konuşuruz burada. Yani şunu söyleyeceğim. Aslında gıda enflasyonu e, var dan evet. ziyade. Bu fırsatçı enflasyonu var. Yani e, tarlada 50 kuruş, markette 5 lira konusunu konuşmuştuk. Ya. Bu aracı meselesini. Bu hal e, yasasını e, çıkartarak e, ve hal kayıt sistemiyle e, biliyorsunuz e, elektronik kayıt sistemini entegre ederek bu tarladan çıktıktan sonra fiyat ne oluyor? Bakacaklar inşallah bakacaklar. bu işi tabi Tabii burada komisyoncular da haksızlık edildiğini düşünüyor kendilerine. E dürüst yani, çalışana zaten kim ne diyecek bir mi? şey yok yani ama başka o büyük zincir marketler var ya onlarda evet. bir sıkıntı var yani. Onlarda ben sıkıntı görüyorum. Aynen zaten bunlar market fiyatları. Evet. E, tabii burada şimdi Ticaret Bakanlığı'nın bazı uygulamaları var. O ürünün menşeine bakmak e, imkanı geldi. Biliyorsunuz evet. nerede çıktı, kaç liraya geldi, toptancıda kaç liraydı, markete kaç lira geldi... Bazı marketlerin halde toptancısı da var kendi kurdukları. Ha, ha, o konulara bir gireriz. Ha, ha, yani o konu tam, derin. <laughs> tam başa konu derin. Düşünme. Yani eh, eğer efendim. haldeki şirket, aslında marketin şirketi de. Eh. Ben bu kadarını söyleyeyim Sen, gerisini tamam, konuşuruz. Tamam, konu gerçekten. derin. Ayrıntılar <laughs> yarın. Aman sakın kaçırma, kaçırma. derim. Evet. Evet, Faruk Erdem çok teşekkür ediyoruz bugünkü açıklamalarınız içinde efendim e, Haktan Uysal bizi bekliyor değerli meslektaşımız Haber nöbetini devralmak üzere Faruk Erdem'e teşekkür ediyoruz Yarın da buluşacağız inşallah diyoruz Ve efendim trafiğe kayıtlı araçlardan ne kadarı sigortasız Bunu bir anlatalım size